Umut'cum, bu alkışlara hiç aldanma. Biraz önce Murat Boz'u alkışlıyorlardı. Gelemedi diye. Umut Mirza, hocam hangi yarışmada birinci oldun? Bir de sen söyle. Bu dünyadaki en iyi yarışmalardan bir tanesi. Evet, Mr. Global 2016 yarışmasında birinci oldum. Evet. Birinci oldum değil, en iyi fizik oldum 40 ülke arasında ve en maskülen erkek seçildim. İlk defa Türkiye'ye zaten davet ediyorlardı. Maskülen erkek. Evet. En. Nedir maskülen erkekler? Nedir? Bilir misin mesela? Nedir maskülen erkek? Maskülen erkek. Hiç mesela maskülen erkek gördün mü hayatında? Gördün mü hiç hayatında? Şu anda gördün. Mesela sen kendini maskülen hissediyor musun? Nasıl? Ne demek diyorsun yani? Ne demek hissetmiyorum? Ne demek bilmiyorum ki diyor, ne demek yani? Maskülen erkek en erkeksi. Evet, en artık erkeksi. Erkeğin de ötesinde. Adamın dibi. Gibi. Vay arkadaş, ne oldu da seni seçtiler? Yani ama... Abi adam bekliyor, en maskülen erkek. En maskülenin yanında benim yaptığım harekete bak. Nay. Zaten ip kopmuş, boş ver. Maskülenlik de yok bizde. Ne oldu abi, yani neden en maskülen? Ne yaptırdılar da en maskülen oldun yani? 20 günlük bir kamp süreci vardı zaten. Evet. Odun kesme gibi. Soba yakma. Yok, odun kesmeye değil de yani zorlu bir maratondu. Maraton. Çünkü 20 günlük ben ilk gittiğim günde alerji oldum, suratım falan işte, bir talihsiz yaşadım zaten. Evet. Kötü başladı ama iyi bitti. Bir kere söyleyeyim, gurur duyuyoruz. Acayip yakışıklı bir adamsın. Sizin yanınızda... Benim yanımda zaten da. Olmaz da yani hani... Teşekkür ederim. Hayırlı. Bir görüntüleri izleyelim. Görüntüleri izleyelim çünkü bu takım elbisenin içinde neler var, bir de onları hep beraber görelim. Award winner is Mr. Global Turkey. Mr. Global จากประเทศตุรกีนะครับโอ้มาแล้วรอมาเลยมาเข้มHarika. Harika. Vallahi yani çok da iyi vücut var, onu da söyleyelim. Teşekkür ederim. Öyle değil mi? Erkek arkadaşlar özellikle bir canları sıkıldı, bakışlar falan. Arada görüyorum. Bu nedir abi? Ya bugüne mi beyaz şova gelinir yani? Ne hissediyorsun, neler hissediyorsun, neler söylemek istiyorsun? İlk defa Türkiye'ye katıldığı için biraz hani ön yargı vardı, daha önceden katılmadı. Hani yani ilk defa davet edildiği için. O 40 ülke var sonuçta, hani Guam, Nepal, Sri Lanka, hani belki haritada gösteremeyeceğim ülkeleri orada tanıdım. Evet. Ve hepsi de birbirinden gerçekten iyi insanlardı. Ben hani biraz daha böyle bir soğuk davranırlar falan, herkes birbirinden şey yapar diye düşündüm ama gayet hepsi çok iyiydi, çok iyi çocuklardı. Yani 20 günüm geçti ama hakikaten hayatımın en iyi 20 günlerinden biri diyebilirim. Burada ne yapıyorsun? Yani dizi, film falan filan herhangi bir şey var mı? Ya şu an için daha yok. Yok ama olacak. İnşallah. Yani bu yakışıklılık, bu vücut, bir de eğitim... ses tonu... Tavır, karakter, bunlar hep teşekkür önemli ederim. İşler. Gerçekten maşallah var. Oyunculuk yani. Eğitimi alıyorum zaten şu an. Evet. Bu da ödülümüz mü hocam? Bu da ödülümüz. Evet, bu da ödülümüz. Evet. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Biz aynı yarışmanın ikincisi ve üçüncüsünü, dördüncüsünü de alkışlarla buraya aynı yarışmanın 2, 3 ve 4'ü de burada.
Tebrik ederiz. Evet, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Tebrik ederim abi. Tebrik pardon. Ben açıkçası ikinciydim. Yani takdiri 2 puanla kaçırdık. Yapacak ama bir şey yok. Bir şey söyleyeyim. Kıl payı kaybettiği çok belli. Abi abartmıyorum. 190 puanla falan kaybetti. Kaybetti. E sen ne diyorsun? Sen abi bu müzikten hiç hoşlanmadım ben. Yani biz girdi. Hayır o değil. Biz girdi. Dın dın dın. Olmadık abi. Abi çok acayip. Yani gerçekten senin yanında bulunmak bizim için büyük mutsuzluk. Çok teşekkür ederim. Yani hayır çok... Biz aynı efekti yaratsın diye şunları giydik ama bizde terzi mezurası gibi durdu. O da olmadı. Hani evet böyle ya. Boyunun ölçüsünü. Öyle durdu. Yani yapacak bir şey yok. Abi tebrik ederiz. Vallahi. Ama öyle deme yani senin de bir içine çeksen var sende de bir şey. Sen saldığın için sağ böylesin. Ben abi komple kendimi içime çekersem olabilir. Değil ki bir şey olabilir. Avurtları falan da böyle. Komple burnu falan hepsi içeri böyle. İkinci, dünya ikincisi, dünya üçüncüsü ve şampuan güzelimiz. İnan abi bu ödül için 6 ay falan hazırlandım. Yani saçlarımı yıkamadım, koktum. Gerçekten abi tebrik ederiz. Yani avatarım gibisin. Çok gerçekten. Helal hoş olsun sana bu. Zaten bir ödül bit şampuanıydı arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Ne? Avatarım gibi. Gerçekten abi benim avatarım gibi yani. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bugün kendi ezdirmek evet. Yok. Sen bizim sen, gururumuzsun. Oğlum ben sen de bizim yakışıklı mısın? Evet, evet. Lütfen. En iyisisin. Yapmak yok. Teşekkür ederim. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Gel. Gel böyle. Gelme, gel, gel böyle. Gel böyle, şöyle dur, şöyle dur. Öyle yani, daha iyiydi, uzakta daha iyiydi. Arada yine ben durayım da biraz yaklaş yanıma. Tam yanına olmadı kanka, özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Dur, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. İbo, düşünsene bir sabah bir kalktım böylesin. Ben tekrar yatarım, rüya aldım. Bu rüya. Bu ne yani? Böyle. Hiç inandırıcı evet. Değil ya. Ya hiç inandırıcı değil abi. Nasıl bir his böyle olmak, nasıl bir his? Hadi ben anlıyorum da öteki arkadaşlara ya. Nasıl bir his yani? Yani yakışıklısın, vücut yerinde, her şey yerinde. Nasıl bir his yani? Aynaya bakıp falan konuşuyor musun kendine? Ne manyak adamım ben falan diye böyle. Ben konuşurum böyle olsam. Evet, vallahi konuşurum. Kendine abi. Gel. Ben ne yakışıklıyım? Adam mıyım ben? Hayvan deyip vururum abi. Abi şöyle bir şeysin ya. Memeleri falan oynatırım sabah falan. Şey yaparım abi. Tak tak tak. Tak tak. Tak tak tak. Ama ya, kötüye kullanırsın. İyi ki sen değilsin. Adamın yanında bu sohbet sıkılmadın değil mi bizden? Evet. Çok özür dilerim. Terledin de ya valla. Sıkıntıdan mı terledin? Ne oldu? Yok sıkıntıdan değil, sıcaktan ya. Ha yelek de daha içine çekmekten olur öyle biraz. Ama Beyazıt abi bu yakışıklılığın bir bedeli olmalı ya. Evet. Biraz üstüne gelelim abi. Gelelim. Terleme de hiç şey olmasın yani. Bu kadar da değil ya. Evet, hadi maskülen deyince hani daha erkeksi, kampta falan daha erkeksi mi davranıyorsun? Ne? Mesela gidip oraya lan akıllı ol, adam ol falan diye hani kampta bir şey yaptı evet. Mı erkek? Erkeksizlikle ilgili öyle bir kavram var mı? Yok. Yok. Hayır ben bir şey soracağım abi. Mesela yarışmada hiç konuşamadı ya. Bizim üç adam sadece da böyle. Yok, yok, evet öyle, evet. Abi biz böyle bir şey daha önce görmedik. Kusura bakma. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Konuğumu size yedirtmem. Ben... Zaten çünkü... O bizi yaralı abi, size. Çünkü... Abi onu da yemeyelim. Duralım bir Allah. Önümüzdeki hafta size zaten konuk geliyor. Evet. Alkışlar Umut Mirza için. Tabii ki, tabii ki. Bir saniye. Bu yarışmada ve her zaman yanımda olan aileme özellikle çok teşekkür ediyorum. Emrah Yıldız, Sayın Kemal Işık, Erkan Mecit, Ferit Can Bey'e ve Erdem Hoca, Ayhan Hoca ve yanımda olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Abi zaten bu kadar erkeğin arasında maskülen insan. Bayağı maskülen çıkarsın yani. Biz de onlara çok çok teşekkür ederim. Ama önce sana teşekkür ederim. Kendine iyi baktığın için, ben bizi de ederim. Gururlandırdığın için. Bir kere daha alkış umutluyor. Bravo! Bravo! Ama tebrik ederiz tekrar. Teşekkür ederim. Buyurun. Abi çocuğun ilk canlı yayını ya. Evet, evet. İlk canlı yayını çok mu girdik acaba? Fazla yok yok. Fazla yani yok ben ayarını tutturduğunuzu zannediyorum. Biraz fazla mı oldu acaba? Ha? Biraz fazla mı oldu acaba? Senin yapacağın fazla kaçmasın zaten. Bir şey, bir şey olmaz. Evet. Arkada ama bir şey diyeceğim ben yıllarca ben ezildim. Biraz da o ezilsin. Yeter ya.
Ne ezildin diye ya, bahane şey buldun bu şakalar için kardeşim. Bir gidene bakın, bir benim kaldıklarıma bakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,